Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Artikel, yani artikeller. Artikel deyince ne anlamalıyız arkadaşlar? Güzel Türkçemizde olmayan bir durum bu arkadaşlar. Şöyle ki, artikel denildiğinde Almanca'da aslında bütün Avrupa dillerinde olan bir şey bu. Latin kökenli olduğu için Avrupa dil ailesi. Bunlar çeşitli nesnelere arkadaşlar artikel getirmişler. Maskülen, feminen ve nötr olarak ayrılmış durumda. Hiçbir mantığı yok. Ancak bizlerin arkadaşlar bu artikelleri, o ilgili cisimleri, nesneleri bununla beraber kullanıyor olmamız gerekiyor. Örnek verecek olursak, ben mesela masa diyecek olursam mutlaka önüne ilgili artikeli gelmesi gerekiyor. Söz gelimi der Tisch diyeceğim. Der Tisch masa arkadaşlar. Tek başına salt, Tisch dediğimde eksik kalan bir şey olacaktır. Neden? İşte bunu bu dersimizde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, işi kolaylaştırmak için Almanca'da artikeller renklendirilmiş durumda. Ben der ile ilgili bir artikel gördüğümde siz bunu da bu şekilde ifade ederseniz çeşitli markör kalemlerle, renkli kalemlerle bunu maviyle işaretlediğinizde görsel hafızayı da işin içerisine katmış olursunuz. Demek ki ben maviyle ilgili bir nesne işaretlediğimde ne anlamalıymışım? Der artikeli olduğunu. Der arkadaşlar der aslında. Der artikeli maskülen durumlar için kullanılıyor. Diye baktığımızda die artikeli arkadaşlar kırmızıyla ifade ediliyor ve feminen anlamda. Tabi nesnelerin işte maskülen mi, feminen mi olduğu biraz abuk kaçıyor, öyle değil mi? Ancak bu şekilde adlandırılıyor. Bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Demek ki die ile ilgili ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kırmızıyla renklendirmemiz gerekiyor. Buraya baktığımızda yeşille ifade edilen artikel das artikeli. Bu da nötr anlama gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir de die artikeli plural, yani çoğul olarak gördüğümüzde arkadaşlar, ister der, ister die, ister das artikeli olsun, çoğullarda mutlaka ama mutlaka die ile ifade etmiş oluyorum. Bunun da rengi neymiş? Sarıymış. Dolayısıyla bunların ne şekilde sonlandırıcı aldıklarını birazdan görüyor olacağız. Şimdi der artikeline baktığımızda ben kırtasiyeden yola çıktım. Sınıf içerisinde bulunabilecek eşyalardan yola çıktım. Şöyle ki der Bleistift. Der Bleistift arkadaşlar kurşun kalem demek. Demek ki der Bleistift kurşun kalem demekmiş. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Blei kurşun, Stift çubuk, kalem anlamına geliyor. Dolayısıyla ikisini bir araya getirdiğimizde kurşun kalem, yani güzel Türkçe'de de öyle diyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı neymiş? Der Bleistift. Mutlaka ama mutlaka ne yapacağım arkadaşlar? Yanına der Bleistift olarak ifade etmem gerekiyor bu durumu. Der Fernseher. Evet. Der Fernseher, bu da televizyon demek arkadaşlar. Sehen görmek, fern uzak, uzak görür deniliyor. Tıpkı güzel Türkçe'de bilgisayar diyoruz ya, değil mi? Almanca'da demek ki bu televizyon ne deniyormuş? Der Fernseher denilmiş oluyor. Der Fernseher. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Der Füller. Der Füller, bu da dolma kalem demek arkadaşlar. Der Füller neymiş? Dolma kalem demekmiş. Der CD Player, evet, bu da anlaşılacağı üzere İngilizceden gelen bir durum. CD oynatıcı, demek ki Almanca karşılığı Der CD Player. Bunun mümkün mertebe arkadaşlar Almanca olarak ifade edelim. İngilizceyi kaçmasın, çünkü diğer türlü İngilizce olmuş oluyor. Almanca'da mutlaka CD player dememiz gerekiyor. Zaten alfabede de bunların nasıl telaffuz edildiğini, değil mi? Harflerin nasıl telaffuz edildiğini görmüştük. İzlememiş olan arkadaşlar mutlaka alfabe ile ilgili olan ders videosunu izlesin. Evet,
Deateş, az önce söylemiş olduğum gibi deateş, bu da masa demek ki bu da değil mi sınıf içerisinde kullanılan eşyalar arasında. Der Stuhl, bu da arkadaşlar sandalye, iskemle anlamına gelmiş oluyor. Der Kugelschreiber, evet, der Kugelschreiber, bu tükenmez kalem demek arkadaşlar. Kugel aslında bilye demek, Schreiber yazıcı, aslında tükenmez kalemin mantığıdır değil mi? Bilyeden ne yapar? Mürekkep akar, siz onu kağıda sürttükçe. Dolayısıyla o mantıktan yola çıkaraktan der Kugelschreiber demek ki tükenmez kalem demekmiş. Bunun bir kısa formu var ki bu da kullanılıyor Almanca'da. Der Kuli, bu da der Kugelschreiber yerine geçiyor. Demek ki bunun da artikeli der Kuli. Evet, bu sınıf içerisinde, der içerisinde değerlendirilmiş oluyor. Der Radiergummi, bu da arkadaşlar silgi demek. Silgi demek ki der Radiergummi demekmiş. Der Computer, bu zaten İngilizceden bildiğimiz değil mi? Bilgisayar anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım. Demek ki der Bleistift, kurşun kalem demekmiş. Der Fernseher, bu da televizyon demekmiş. Der Füller, dolma kalem demekmiş. Der CD Player, anlaşılacağı üzere CD oynatıcı demekmiş. Değil mi? Der Tisch denildiğinde ise bu masa demekti. Değil mi? Der Stuhl, sandalye. Der Kugelschreiber, tükenmez kalem. Ya da ne diyebiliyoruz? Der Kuli diyebiliyoruz. Der Radiergummi, evet, oradaki o birazdan telaffuza bakacağız. O Radiergummi de olabilir. Der Radiergummi, hani onu birazcık daha sert bir şekilde gırtlaktan çıkacak şekilde de vurgularsak ne kadar güzel bir vurgu olur. Evet. Der Radiergummi demek ki neymiş? Silgi demekmiş. Ve der Computer, bu da bilgisayar demekmiş. Tabii ki artikeller ya da işte kırtasiye konusu burada bitmiyor. Bunun tabii ki devamı var. Şimdi dilerseniz die artikeline bakalım. Die artikeli ne dedik? Feminen. Der maskülendi, die feminen. Tabii burada der Bleistift ne kadar eril olabilir ya da der Computer ne kadar eril olabilir değil mi? Bunu geçiyoruz. Tamamen bunu yapısal olarak inceliyoruz. Çünkü diğer türlü işin içerisinden çıkamayız arkadaşlar. Şimdi die artikeline baktığımızda die feminen dedik. Die Tafel arkadaşlar tahta, yani sınıfta bulunan tahta, demek ki die Tafel diye karşımıza çıkıyor. Die Kreide, bu da arkadaşlar tebeşir demek ki Almanya'da arkadaşlar sınıflarda hala kara tahta, tebeşir kullanılıyor. Ben de aslında çok seviyorum ama die Kreide bu tebeşir demekmiş. Die Tasche, evet, bu da sınıfta kullanılan ya da işte öğrencilerin yanında getirdikleri nesnelerden diyelim. Die Tasche, bu da çanta demek arkadaşlar. Die Tasche, çanta demekmiş. Die Lampe, evet, güzel, Türkçemizi de benzeyen bir şey bu. Lamba, demek ki lamba ya da aydınlatma gibi de düşünebiliriz. Die Lampe demekmiş. Die Uhr, saat demek arkadaşlar. Şöyle bir tekrarlayalım isterseniz. Die Tafel demek ki neymiş? Tahta demekmiş. Die Kreide, bu da tebeşir. Die Tasche, çanta. Die Lampe, lamba. Die Uhr, saat. Değil mi? Sınıftaki saat de olabilir. Genel itibariyle die Uhr demek ki saat demekmiş. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada arkadaşlar genellikle bakın Almanca'da maalesef o kadar düzensiz durumlar var ki bu mutlaka böyledir demek çok büyük yanılgıya düşürebilir insanı. Dolayısıyla düzensizlikler dilidir aslında, diğer Avrupa dillerinde olduğu gibi. Burada arkadaşlar
E sonlandırıcısını gördüğümde genellikle, bakın her zaman değil, genellikle D artikelini çağrıştırıyor. Dolayısıyla D ile anılmış oluyor. Dilerseniz şimdi de das artikeline bakalım. Das Buch, evet, das Buch tahmin edebilirsiniz belki de, değil mi? Kitap demek. Bakın das nötr. Nötr anlamda. Demek ki das Buch kitap demek. Das Kurs Buch denildiğinde arkadaşlar, Kurs güzel Türkçemizde de öyle geçiyor değil mi? Kurs kitabı denildiğinde bilirsiniz kitaplar ikiye ayrılıyor. Kurs kitabı ve alıştırma kitabı ya da çalışma kitabı diye. Demek ki das Kurs Buch çalışma kitabı, yani asıl metinlerin bulunduğu kitap anlamında, kısaca öyle anlatabilirim. Das Arbeitsbuch, evet, arbeiten çalışma demek. Dolayısıyla das Arbeitsbuch denildiğinde çalışma kitabı anlamına gelmiş oluyor. Kurşun kalemle ne yapıyoruz orada? İşte o çalışmaların üzerinden geçiyoruz ya. O kitaba çalışma kitabı, yani das Arbeitsbuch denilmiş oluyor. Sonrakine bakalım. Das Papier, das Papier, evet, bir çağrışım yapıyor mu? Das Papier, kağıt demek arkadaşlar. Demek ki das Papier, kağıt demekmiş. Das Wörterbuch, evet, das Wörterbuch arkadaşlar, kelimeler kitabı, ne olabilir bu? Sözlük. Demek ki sözlüğün Almanca karşılığı das Wörterbuch demekmiş. Das Bild, das Bild, bu arkadaşlar resim, tablo anlamına gelmiş oluyor. Das Foto, evet, bu fotoğraf demek arkadaşlar. Arada evet çok ufak nüanslar var. Das Bild'den kasıt bir tablo da olabilir bu arada. Das Foto, evet, fotoğrafla çekmiş olduğumuz, değil mi? Kamerayla yakaladığımız bir görüntü, fotoğraf, değil mi? Dolayısıyla o da das Foto olarak anılmış oluyor. Das Posta, değil mi? Afiş, poster anlamına gelen das Posta. Bakın orada bir yıldız koydum. Neden? Çünkü das Posta diyebileceğim gibi der Posta da diyebiliyorum arkadaşlar. Almanca'da artikeller bazı nesneler arkadaşlar, bazı isimler de diyebiliriz tabii. Çünkü bunlar belli başlı cisimlere ait değil mi? İsimler. Dolayısıyla bunları bazı dediğim gibi cisimler iki artikelli, hatta üç artikelli olabiliyor. Dolayısıyla diler der Posta, diler das Posta. Nasıl arzu ederseniz ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Das Posta olarak ben bunu bu sınıfa koymak istedim. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Demek ki das Buch ne demekmiş arkadaşlar? Das Buch kitap demekmiş. Das Kursbuch, bu da kurs kitabı anlamına gelmiş oluyor. Das Arbeitsbuch, bakın arbeiten çalışmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla çalışma kitabı şeklinde yorumlandığında das Arbeitsbuch anlamına gelmiş oluyor. Das Papier, ne dedik das Papier için? Kağıt demek. Das Wörterbuch, bu da kelimeler kitabı. Ancak güzel Türkçe'de ne diyoruz buna? Sözlük diyoruz değil mi? Das Wörterbuch. Das Bild, bu da resim. Das Foto, fotoğraf. Das Poster ja da der Poster, bu da neymiş arkadaşlar? Poster anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Ardından çoğullara geçeceğiz. Hazırsanız tekrar başlasın. Der Bleistift. Der Bleistift. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Füller. Der Füller. Der CD-Player. Der CD-Player. Der Tisch. Der Tisch. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Der Kuli. Der Kuli. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Der Computer. Der Computer. Die Tafel.
Die Tafel. Die Kreide. Die Kreide. Die Tasche. Die Tasche. Die Lampe. Die Lampe. Die Uhr. Die Uhr. Das Buch. Das Buch. Das Kursbuch. Das Kursbuch. Das Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch. Das Papier. Das Papier. Das Wörterbuch. Das Wörterbuch. Das Bild. Das Bild. Das Foto. Das Foto. Das Poster. Der Poster. Şimdi de die Plurale inceleyelim arkadaşlar. Die Plural sarıyla ifade ediliyor. Ne anlama geliyor? Çoğul anlamına gelen bir artikeldi. Fark ettiysek arkadaşlar, artikelleri sildim. Der maviyle ifade ediliyordu. Die kırmızıyla, das yeşille ifade edilmiş oluyordu. Biz şimdi bunu öğrendik değil mi? Dolayısıyla çoğul olarak incelediğimizde bu kelimelerin sonlarına, hatta bazı vokallerde, bazı harflerde dönüşüm olacak. Bunları inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, Almanca'da çoğul olarak incelediğimizde kelimelerin sonlarına farklı harfler gelebiliyor. Yani tek başına bir harf değil, birden fazla harf gelebiliyor. Az önce söylediğim gibi harf dönüşümü olabiliyor, değişimi olabiliyor. Dilerseniz derle başlayalım. Şimdi der Bleistift neydi? Der Bleistift kurşun kalem demekti. Kurşun kalemler diyecek olursak ne olacak? Artikel die olacak. O zaman die Bleistifte diyeceğim. Demek ki der Bleistift tek başına kurşun kalem demekken die Bleistifte ne oluyor? Kurşun kalemler anlamına gelmiş oluyor. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Der Fernseher televizyon demek. Dikkat edelim. Er ile sonlandığı için burada arkadaşlar herhangi bir dönüşüm olmayacak. Dolayısıyla televizyonlar diyecek olursam şuraya bir eksi koyalım. Demek ki hiçbir şey almayacak. Ne diyeceğim? Die Fernseher, yani çoğul halde birden fazla televizyonu kastettiğimde die Fernseher demiş oluyorum. Buraya bakalım. Füller, der Füller neydi? Dolma kalem demekti. Bakın bu da tıpkı Fernseher er ile bittiğinden dolayı bunun sonuna da herhangi bir şey gelmeyecek. Dolayısıyla die Füller dendiğinde ne anlamalıymışız arkadaşlar? Dolma kalemler anlamalıymışız değil mi? Der Füller demek ki tek başına dolma kalem. Ancak die Füller denildiğinde dolma kalemler anlamına geliyor. Bakın burada ne var? Er. Dolayısıyla der CD player, CD oynatıcı. Çoğul olduğunda ne olacak arkadaşlar? Gene aynı mantıkta hiçbir şey gelmeyecek. Dolayısıyla die CD player, CD oynatıcıları anlamına gelmiş oluyor. Der Tisch, masa demekti. Masalar diyecek olursak ne olacak? Bakın die Tische, demek ki bunun sonuna e geldiğinde die Tische masalar değil mi? Birden fazla masallar olarak die Tische denmiş oluyor. Buraya dikkat edelim şimdi arkadaşlar. Der Stuhl neydi? Sandalye, iskemle anlamındaydı. Az önce size ne dedim? Bazı harflerde dönüşüm olabilir dedim. Bakın burada bir dönüşüm var. Nasıl bir dönüşüm? Bunun sonuna e geliyor. Artı olarak arkadaşlar nokta. Die Stühle, yani sandalyeler denildiğinde demek ki die Stühle demiş oluyoruz. Der Stuhl sandalye, die Stühle sandalyeler anlamına gelmiş oluyor. Buraya bakalım arkadaşlar. Der Kugelschreiber ne demekti?
Tükenmez kalem demekti. Bakın bu da gene e-e-a ile sonlanmış. Dolayısıyla bunun çoğulu ne olacak? Gene aynı şekilde kalacak. Ve ben ne diyeceğim bu sefer? Die Kugelschreiber. Demek ki tükenmez kalemler demiş olacağım. Der Kugelschreiber yerine ne diyebiliyorduk? Der Kuli. Buna baktığımızda şimdi arkadaşlar, der Kuli, bunun çoğulu haline dikkat edelim. Es gelecek. Dolayısıyla die Kulis dendiğinde bu da ne oluyormuş? Kurşun, düzeltiyorum, tükenmez kalemler değil mi? Der Kugelschreiber tükenmez kalem. Die Kugelschreiber tükenmez kalemler. Der Kuli gene aynı şekilde tükenmez kalem. Tükenmez kalemler denildiğinde bu da ne oluyormuş? Die Kulis oluyormuş. Değil mi? Evet. Der Radiergummi ne dedik arkadaşlar? Silgi demekti. Çoğul olarak baktığımızda ne olacak bu? Die Radiergummis. Bakın tıpkı yukarıda Kuli'de olduğu gibi değil mi? Der Kuli tükenmez kalem. Çoğul olarak ne dedik? Die Kulis tükenmez kalemler değil mi? Der Radiergummi neydi? Silgi demekti. Silgiler diyecek olursak demek ki Die Radiergummis demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda Der Computer bu neydi arkadaşlar? Bilgisayar demekti. Çoğul olarak inceleyecek olursak tıpkı diğer e-e-a sonlandırıcılarında olduğu gibi buraya da herhangi bir şey gelmeyecek. Dolayısıyla çoğul olarak bilgisayarlar diyecek olursak Die Computer demiş oluyoruz. Dilerseniz buraya şöyle bir tekrarlayalım arkadaşlar. Der Bleistift demek ki neydi? Kurşun kalem demekti. Kurşun kalemler ne oluyormuş? Die Bleistifte ve neyle işaretleniyormuş? Sarı renkle işaretleniyormuş değil mi? Der Fernseher televizyon demekken televizyonlar diyecek olursak Die Fernseher diyormuşuz. Der Füller dolma kalem, dolma kalemler dendiğinde Die Füller değil mi? Herhangi bir şeyi almayacak sonlandırıcı olarak. Der CD Player CD oynatıcı. Şimdi bunu çoğul yaptığımızda Die CD Player şeklinde yorumluyoruz. Değil mi? Der Tisch masa, masalar derken Die Tische diyecekmişiz. Der Stuhl burası ilginç değil mi? Ne oluyor? U, Ü'ye dönüşüyor. Dolayısıyla Die Stühle dendiğinde sandalyeler anlamına geliyor. Der Kugelschreiber tükenmez kalem. Çoğul halde tükenmez kalemler diyecek olursak Die Kugelschreiber. Aynı şekilde Der Kuli çoğul olarak ne oluyormuş? Die Kulis. Der Radiergummi silgi. Silgiler derken Die Radiergummi istiyormuşuz. Der Computer çoğul olarak da gene aynı şekilde kalıyor ve Die Computer şeklinde yorumlanıyormuş. Sıra geldi Die artikeline. Evet. Die artikeli çoğulda da gene ne oluyormuş demek ki Die artikeli oluyor. Aslında bütün artikeller çoğulda Die oluyor. Dolayısıyla Die Tafel neydi? Tahta demekti. Die Tafeln. Bakın sonuna N gelmiş. Die Tafeln demek ki tahtalar anlamına geliyor. Buraya bakalım. Die Kreide ne demekti arkadaşlar tek başına? Tebeşir. Tebeşirler diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Kreiden diyecekmişiz. Die Tasche neydi bu? Çanta demekti. Çantalar derken ne yapıyoruz? Die Taschen diyoruz. Die Lampe, lamba. Lambalar dediğimizde evet tahmin edebiliyoruz değil mi? Ne olacak bu da? Die Lampen olacak. Die Uhr, saat. Saatler derken evet bu da ne olacak? Die Uhren olacak. Evet, die ile ilgili ne uyandı arkadaşlar aklınızda? En gelmiş oluyor. Demek ki ne yapmış oluyoruz? Die yani normalde tekil olarak baktığımızda die artikeli alan bir durumdaki bir isim ya da bir cisim
ne oluyormuş çoğul olarak değerlendirildiğinde en takısı alıyor. Tabii aralarda kaynaştırmalarda olabiliyor. Tıpkı burada E kaynaştırması olduğu gibi. Sıra geldi das artikeline. Das Buch neydi? Kitap demekti. Şimdi bunun çoğuluna baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Buradaki U bir dönüşüme uğrayacak. Dikkat edelim. Bu Ü ve sonlandırıcı olarak da E'ye geliyor. Dolayısıyla das Buch çoğullarda ne oluyormuş arkadaşlar? Die Bücher yani kitaplar demiş oluyoruz. Şimdi buradaki mantık da tıpkı yukarıdakiyle aynı olacak. Dolayısıyla das Kursbuch, kurs kitabı, kurs kitapları diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Die Kursbücher değil mi? Kurs kitapları demek ki die Kursbücher şeklinde yorumlanacak. Şimdi buraya bakalım. Das Arbeitsbuch. Bu da ne olacak arkadaşlar? Tıpkı yukarıdakiyle aynı şekilde U neye dönüşecek? Ü'ye dönüşecek ve E'ye sonlandırıcısını aldığında die Arbeitsbücher çalışma kitapları demiş oluyoruz. Değil mi? Evet. Das Papier. Bu da kağıt demekti. Değil mi? Kağıtlar diyecek olursak die Papiere. Bu da kağıtlar anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Das Wörterbuch. Evet. Bu da gene yukarıdakiyle aynı şekilde yorumlanacak. Ne olacak? Die Wörterbücher. Yani sözlükler. Değil mi? Das Wörterbuch. Neye dönüşüyormuş çoğullarda? U, Ü'ye. Dolayısıyla die Wörterbücher demiş oluyoruz. Das Bild. Resim demekti. Bunun sonlandırıcısı arkadaşlar. Bakalım neymiş? Ea. Dolayısıyla die Bilder resimler anlamına geliyormuş. Evet. Zaman zaman böyle dilim sürçüyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. Das Foto. Bu da fotoğraf demek. Bakın bunun sonlandırıcısı ne olacak? Es. Dolayısıyla die Fotos olarak değerlendiriliyormuş. Das Poster ya da der Poster. Burada da arkadaşlar sonlandırıcı E olduğundan dolayı herhangi bir ek almamış oluyor. Dolayısıyla die Poster olarak niteliyormuşuz değil mi? Afişler ya da posterler diye. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı bu sefer hem artikeliyle, yalın haldeki artikeliyle ve çoğulla beraber telaffuzunu yapalım. Der Bleistift, die Bleistifte. Der Fernseher, die Fernseher. Der Füller, die Füller. Der CD-Player, die CD-Player. Der Tisch, die Tische. Der Stuhl, die Stühle. Der Kugelschreiber, die Kugelschreiber. Der Kuli, die Kulis. Der Radiergummi, die Radiergummis. Der Computer, die Computer. Die Tafel, die Tafeln. Die Kreide, die Kreiden. Die Tasche, die Taschen. Die Lampe, die Lampen. Die Uhr, die Uhren. Das Buch, die Bücher. Das Kursbuch, die Kursbücher. Das Arbeitsbuch, die Arbeitsbücher. Das Papier, die Papiere. Das Wörterbuch, die Wörterbücher. Das Bild, die Bilder. Das Foto, die Fotos. Das Poster, die Poster. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Artikel konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.